Evet, öncelikle bu sıcak misafirperverlikten dolayı e, teşekkürlerimizi sunarak başlamak istiyorum. E, malum, yani 500 yıldan beri beklenen bir depremi yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Biz e, Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği olarak Abşın e, Halk Ozanları Derneği'mize hem geçmiş olsun hem de yeni taşınmaları münasebetiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben özellikle Başkanımız Erbabi Bey'e, Ozan Erbabi'ye ve diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bu nezih ortamı sağladıkları için ilimiz adına, Sanatımız adına, ozanlarımız adına teşekkür ediyorum. Yani eskiden e, malum e, ozanlar e, ellerinde sazları, dillerinde sözleri, e, diyar diyar, köy köy, ova ova gezerlermiş. Ve gezdikleri, gittikleri yerlerde de elbette ki bir takılacakları bir köy e, muhitinde bir köy kahveleri varmış. Ama bugün köy kahvelerimiz malum yok. İşte bu derneği ben e, geçmişteki bu köy kahvelerinin üstlendiği misyonu, üstlendiğini düşünüyorum. Ve gerçekten Afşin'imiz e, ozanlık geleneğinin e, en münbit olduğu e, topraklar. E, belki de Türkiye'deki gerçekten bu noktada e, istisnai bir yere sahip. Bu zenginliğin devam etmesi adına, bu ozanlık geleneğinin sürdürülmesi adına ben e, çok önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum e, Afşin Halk Ozanları Derneği'mizin. Ee, i̇nşallah bu deprem e, sıkıntısını, acısını atlatırız. Ama ama bu noktada tabii ki ozanlarımıza ayrıca bir görev düşüyor. Bu sıkıntıyı, bu acıyı unutmama adına elbette ki dile ve tele dökeceklerdir. İleride biz bu dilden ve telden, ozanlarımızın e, kaleminden, mısralarından bu acı günleri unutmamak için tekrar yad edeceğiz. Ben böyle güzel bir ortamda bize ağırladıkları için tekrar tekrar derneğimize teşekkür ediyorum. Burada Lütfü Bilir Başkanımız Edebiyat ve Sanat Derneğimizin Başkanı başkanıyla birlikte buraya geldik. Ve Celalettin Kurt Hocam da yine yönetim kurulumuzda bize eşlik etti. Onlara da teşekkür ediyorum.